neredeyiz bugün? Neredeyiz? Toshiba'nın Windows 8 ürünlerini görmeye geldik. Tonla ürün var. En önemli ürünler tabii Cosmio hastasıyız. Cosmio'nun ürünü, benim de kullandığım Cosmio ürünü. Onun dışında Ultrabook diye bir şey çıkmış. Hem tablet hem ufak laptop. Artık teknolojinin gerçekten çıktı yani. Böyle bir şey yok. Dolanalım bakalım neler oluyor. Toshiba TNB AŞ Genel Müdürü Sayın Aytaç Biter'le beraberiz. Aytaç Biter çok büyük bir oyun tutkunu, oraya geleceğiz ama ilk önce en önemli olan kısma geliyorum. Toshiba Windows 8 ürünlerini bugün tanıttı. Windows 8 ürünlerinden bu sene Toshiba neler bekliyor? 3 yeni modelle başladık. Önümüzdeki sene daha fazla sayıda farklı formatlarda ürünler olacak. Bunlardan ilki Ultrabook tablet hibriti olan U920 dediğimiz bu cihaz. Transformers diye biraz evvel adlandırdım ben ama. Convertible, Transformer gibi çeşitli isimler söyleniyor. Hem bir tablet hem de bir notebook. Üstelik 12.5 inç boyutunda bir ekranda olduğu için güçlü bir tablet sergiliyor bize. Aynı zamanda gerçek bir klavye ve bir touchpad ile yine tam fonksiyonlu bir taşınabilir bilgisayarın işlevini aynı anda gerçekleştirebilmesi açısından benim kişisel tercihim olan model de bu zaten. Yeni Cosmio ile ilgili biraz bilgi verebilir miyiz? Tabii bu cihaz benim her zaman çantamda olan cihaz. Cosmio ise evde, oyun odamda, simülatörümün bağlı olduğu cihaz. Siz aynı zamanda profesyonel bir rally pist şampiyonusunuz. 4 senedir Türkiye pist şampiyonuyum. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda ve 24 saat dayanıklılık yarışlarında da yarıştım. Avrupa 5.'siyim. Tabii evde simülatörde bizim Dünya Şampiyonası'nın resmi oyunu var. Race isimli. Race'de Dünya Şampiyonası'nda yarıştığım için oraya karakter olarak beni de koymuşlar. Kendimi seçip, kendi yarıştığım otomobili seçip yarışıyorum. Online yarışıyorum. Dünyanın her yerinden yarışmacılarla internet üzerinde yarışıyorum diyebilirim. Çok keyifli. Orada şey çok önemli. Performans, cihazın performansı çok önemli. Çünkü online yarıştığınız için cihaz hem eksiksiz bir görüntü kalitesiyle size en detaylı görüntüyü verebilmeli. Hem de internet bağlantı hızınız çok iyi olmalı ki kopma düşme olmadan yarışın. Eğer koparsanız, biraz hızınız yavaş kalırsa rakipleriniz sizi geçiyor. Bu bir nevi internetin de yarışı gibi bir şey olmuş oluyor aslında. O anlamda Cosmio'yu tercih ederim. Cosmio'da bugün anlattığımız modelimiz dünyanın ilk 1 terabyte hibrit diski olan, ki bu hibrit diskte hızı arttırıp bayağı gaza basan bir şey değil mi? Hibrit dediğin zaman diskin üzerinde bir NAND flash hafıza da var ve bu diskin performansını neredeyse 3 katına çıkarıyor. Çok önemli bir performans faktörü. Yine güçlü grafik kartı, DDR5 3 GB ekran kartı, ana hafızadan da kullanarak 10 GB kullanılabilir grafik kartı oluşuyor. 32 GB desteği var. Yani RAM 16 ya da 32 GB alabiliyorsunuz. 3 boyutta geliştirme özelliği var. Görüntüleri iyileştirebilen Resolution Plus denen bir özelliği var. Üzerinde çok gelişmiş bir Harman Kardon sistemi var. İki sağda, iki solda box tipi Harman Kardon hoparlörler var. Subwoofer. Çok lüks arabaların içerisinde olan hoparlörler bunlar benim bildiğim kadarıyla, değil mi, marka olarak? Evet, doğru söylüyorsunuz. Bu gerçekten aynı zamanda sadece görüntü değil, sesin de çevreleyen ses etkisiyle son derece eğlenceli, zevkli ve gerçekçi. Özellikle otomobil sporlarında işte o otomobilin motorundan gelen sesi, işte vitesi değiştirdiğin zamanki o metalik ses, onu iyi hissetmek daha gerçekçi hissettiriyor.
Bu anlamda Cosmio'yu tercih ediyorum. Bir de Olimon PC, az önce bahsettiğiniz masaüstü bilgisayarın yerine işte 23 inç Full HD ekranlı, yine dokunmatik, Windows 8 sayesinde çok zengin dokunmatik özelliği var. Bu cihazımızda üzerinde Blu-ray yazısı çok var. Yer kaplamıyor artık. Dev gibi masalara yerleşmemiz, kocaman kasalardan ziyade bütün kasa monitörün içerisinde, evet, saklı değil mi? Monitör dediğimiz, sonuçta monitör artık bir ince LED bir ekran, panel ekran. Dolayısıyla ince ekran üzerinde tüm mainboard, Blu-ray yazıcısı, televizyon özelliği de var. Yani bu bir hem bilgisayar hem televizyon, çok fonksiyonlu bir cihaz. Bu cihazı da burada ilk defa sergiledik. Bugüne kadar bu cihaz vardı ancak Windows 7 ile sunulduğu için biz Windows 8'i bekledik. Çünkü Windows 8 ile bu cihazın o çoklu dokunmatik özellikleri daha fazla anlam kazanıyor. Yine ilk defa bu lansmanda ürünü tanıttık. Yine ultra geniş ekranlı bir makinamız var. O da bizim için önemli çünkü ilk defa dünyada 21:9 sinematik formatta bir ultrabook lanse etmiş olduk. Hem güçlü özellikleri var hem magnezyum kasasıyla son derece sağlam. Ultrabook olduğu için hafif, uzun pil süresine sahip. Buna karşılık yine gelişmiş Harman Kardon sistemi ve geniş ekranla hem eğlenceye, sinematik bir deneyim hem de ekranda daha çok bilgi görebilmeniz için daha geniş bir ekran sağlıyor. Bunlar bugünkü lansmanımızın başyapıtları diyebilirim. Aytaş Bey, şeyi soracağım. Başka oyunlar oynuyor musunuz şu anda? Hani dijital olarak da kendi bir simülasyonunuz var evde tahmin ediyorum. Oyun odası dediğiniz, biraz bahsedebilir misiniz? Orada bir yarış koltuğu, hakiki bir yarış koltuğu. Yine Logitech'in G25 ya da 28 sanıyorum en son modeli. Metal pedallar, gerçeğe yakın bir direksiyon, vites kolu. Dolayısıyla koltuk sistemi raylı bir sistem. Yani herkesin boyuna da ayarlanabiliyor. Dolayısıyla sadece ben değil, misafirlerim de onu deneyebiliyor, kullanabiliyor ve çok keyif alıyorlar. Güçlü bilgisayar olduğu zaman son derece gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşamış oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Aytaş Bital ile beraberdik. Şimdi ürünlere biraz bakalım. Hop, laptop, Transformers. Transformers döndü. Laptop oldu. Hemen kapatıyoruz. Bu tarafa da itiyoruz. Tablet. Bu bir illüzyon. Bu bir illüzyon. Ultrabook, ultra, ultra. Allah ultrabook. Bayağı hafif bu yani. Gördüğünüz üzere tek elimle kaldırabiliyorum. Normalde iki elimle kaldıramam bir şeyi. Bu daha da hafif. Desktop bilgisayar. All in one. Hepsi bunun içinde. Her şey var. Aradığınız her şey var. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Her şey burada içinde. Dokunuyorum. Aha işte çalışıyor. Buyurun. Dokunduğum zaman çalışıyor. Dokunduğunuz zaman çalışıyorsa bir şey, o şey ölmemiştir. Her şey yolundadır. Şahaneyiz. Ve işte bütün multiplayer takip edenlerin en hoşuna gidecek Cosmio. Bir sürü alet var, bir sürü edevat var. Windows 8 ürünleri Toshiba'nın. Toshiba'nın zaten ürünleri hep iyidir. Şahane ürünleri var. Çok acayip. Çok acayip. Ultrabook şahane. Biraz sanki hafif ağır gibi geldi bana ama. Ağır olmayan da mesela şu an benim kullandığım Ultrabook 0.7 yani 740 gram. Ama tabii hem tablet olup hem Ultrabook'sa ve gerçek bir bilgisayar üzerinde, sonuçta CD'si var. Bütün ekran büyük ekran, öyle küçük ekran değil. Dolayısıyla birazcık ağır. Evet, 1.6 mı 1.7 mi? Böyle bir şey olması lazım. Ama iyi bence, çantada taşıdığın sürece sorun yok. Bir şey söyleyeceğim, kaçıyoruz.